namaz vakitleri var ya, namaz vakitleri. Onlar ayrı bir sistem, ayrı bir nizamla paketleniyor. Şimdi başladı ülkemizde işte doğudan geliyor batıya doğru İstanbul, Edirne, Kırklareli ve dahi duralar. İkindi vakti geçti mesela. Bu coğrafyada ikindi vakti geçti. Geçti mi? Geçti. Allah Teala sadece o günü almıyor. O ikindi vaktini de yanına alıp, bak dikkat et bu tabirlere. İkindi vaktini de yanına alıp şahit olarak tutuyor. Nasıl? Konuşturalım ikindi vaktini. Nasıl bir şey bu? İkindi vakti diyor ki falanca 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 benim bu vaktimde ya Rabbi sana secde ettiğine ben şahidim. Bak bunların hiçbirisi hikayede dinleme. Yüzlerce sayfayı sana 25 dakikada anlatmaya çalışıyorum. İnan buna yani. Hocam ben sana inanmıyorum. Araştırayım. Vallahi araştır. Birebir göreceksin. Ama tabii kalkıp da abuk sabuk adamların kitaplarından değil. Kadim eserlerden, bozulmayan eserlerden, doğru namuslu insanların eserlerinden araştır. Aynısını göreceksin bu sözün. Tarif şekli, anlatış şekli farklı ama aynısı. Bak bak bitmedi, bitmedi, bitmedi. Şimdi secde ettin falan ya. İkindi diyecek ki ayrıca. Ya Rabbi bu adam namazı kıldığı ikindi vaktinde güya benim bana bahşettiğin, şahit olarak da gönderdiğin, ikindi vaktiyim ben, ikindi saatiyim. Namaz kıldı ama öyle bir kıldı ki bu adam hayvanına daha müşfik davranıyor. Başka bir günahında dinlenmesi de çok daha titiz. Bir namaz kıldı ki sanki böyle yani bitsin de kurtulayım. Kaydettiriyor Allah Teala. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki böyle yığma hani tövbe estağfurullah hocalarım beni affetsin. Hocam nasıl böyle anlatıyorsun falan diye kızacaklar. Bu da benim günahım olsun ne yapayım ne diyeyim. Kardeşlerimi anlatabilmek için söylüyorum. Böyle çok affedersiniz. Hani böyle atıkların falan toplandığı bir yer olur ya. Onu böyle çok affedersiniz. Şimdi yemek de yiyorsunuzdur. Hani paçavra, tahta bezi falan gibi ağır kokan şeyler olduğunu düşünün. Adeta bir paçavra gibi tertemiz olması gereken bu namazı sen adi bir şekilde kırık dökük sanki mecburmuşsun gibi böyle bir kerhen kıldın. Böyle yapılacakmış. Al başına çal denir ya. Yüzüne çalınacak diyor.